Değerli arkadaşlar, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde dün değil evvelki gün gece saatlerinde 3 okulda okul bahçesindeki Atatürk büstlerine yönelik bir alçak saldırı girişimi olduğunu sabah saatlerinde öğrendik. Büstün altındaki kaide üzerine bazı yazılar yapıldığını, boyalarla falan duvarlara yazılar yazıldığını tespit ediyor jandarma ve polis ilgili mahalle göre. Bununla ilgili takibat devam ediyor. Bunun 3 okulda olduğuna göre bir planlı bir hareket, bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi normal, iyi niyetli veya aklı başında birisinin yapmasını mümkün değil. Burada bir planlı, bir provokasyon, bir tahrik hareketi var. Kameralar, güvenlik kameraları üzerinden yapılan bazı tespitler var. Çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda bu faillerin yakalanacağını, gerekli şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum. İkinci hususla ilgili arkadaşlar, bir televizyon programında birçok konu konuşurken uluslararası sözleşmelerle, anayasadaki ifadesiyle, milletler arası antlaşmalarla ilgili de görüşlerimi ifade ettim. Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın, o da iyi niyetle aklına o sırada gelen sözleşme, anlaşmalardan bahsederek bazı anlaşma ve sözleşmelerin isimlerini zikrederek sordu. Ben yine herhangi bir sözleşmenin ismini telaffuz etmeksizin anayasanın 90. maddesinde ve ilgili mevzuatımızda uluslararası antlaşmalarla ilgili iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Fakat daha sonra, bir süre sonra programdan bazı çevrelerin, başta Montreux olmak üzere bazı anlaşmalarla ilgili benim bana yönelik bazı isnatlar, yani benim kullandığımı ifade ettikleri sözler olduğunu gördüm. Gizli saklı bir beyanat, bir görüşme, bir konuşma değil. Bir televizyonda canlı yayınlanan bir program. Ve ben hiçbir anlaşmayla ilgili bir durumdan, isim zikrederek bir anlaşmadan bahsetmiyorum. Bunun Montreux dahil olmak üzere bazı anlaşmaları tartışmaya taşımak gibi bir amaçla ilgili nasıl yorumlandığını anlamakta zorlanıyorum. Şüphesiz siyasetçi olarak konuşurken ortalama bir zeka seviyesini hesap ederek konuşuyoruz. Bunun altında olan şahıslar varsa, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, onlarla ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Konuşma metni açıktır. Konuşmam canlı olarak da orada var. Şunu tekrar ifade edeyim. Gerek Lozan, gerek Montreux gibi anlaşmaların özel bir durumu vardır. İşin hukuki boyutu bir boyuttur. Ama sadece hukuki boyutlarla ilgili olarak insanlar bakarak iş yapmazlar. Yani şimdi ben mesela boşanmayla ilgili hukuki prosedür anlatsam insanları boşanmaya teşvik etmiş mi olurum? Veya gayrimenkullerin satışıyla ilgili usulde anlatsam hukuken kişilerin evlerini, arabalarını vesaire, arsalarını satmaları yönünde teşvik mi etmiş olurum? Bu kadar saçmalığı anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Şunu net olarak söyleyeyim. Uluslararası anlaşmaları hukuk tekniği bakımından konuştuk. Montreux gibi, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzu bahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı bir ifadeyle de söyledim. Yani Marmara Denizi'nde ne kadar ayran yapılabilirse bu anlaşmalardan çıkmak da öyledir dedim. Yani bunun imkansızlığını, bunun ihtimal dışı olduğunu ifade etmek için bunu da kullandım. Dolayısıyla şunu söylüyorum tekrar, başta Montreux olmak üzere. Türkiye'nin taraf olduğu ve bizim İstiklal Harbi neticesinde kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur. Böyle bir tartışma bizim aklımızdan da geçmez, geçmemektedir. O konuşmada da böyle bir şey yoktur. Benim uluslararası antlaşmalarla ilgili genel hükümler çerçevesinde hukuki boyutu anlatmam söz konusudur. Bu işin bir tarafı. İkincisi, şuna üzülüyorum. Türkiye'de siyaset yapan bazı bürokratik, asker, sivil mevkilere gelmiş insanların bir sözü veya bir kişiyi eleştirirken en azından bunun ne dediğine bakması gerekir diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Yani bir siyasetçi ne demiş? Önce kendim ona bir bakıyorum. Ha, buna bakmadan birkaç tane kötü niyetli insanın yapmış olduğu çarpıtma üzerinden sanki benim böyle sözleri söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından da büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu bir fikir haysiyetsizliğidir. Çok açık olarak söylüyorum.
herkesi ciddiyete ve fikir haysiyetine sahip çıkmaya davet ediyorum. Son bir şey daha söylemem lazım. Bu tartışmalarda şunu gördüm. Buradaki konuşmamda da ifade ettim arkadaşlar. Türkiye'nin güvenliğini, sınırlarını, kara vatanımızın ve deniz vatanımızın, mavi vatanımızın sınırlarını koruyan anlaşmalar değildir. Bunu koruyan bizim devletimizin kudretidir, ordumuzun gücüdür, milletimizin istiklal sevdasıdır. Bakın size bir şey söyleyeceğim bununla ilgili anlamaları için anlamayanlarından. 20 Temmuz 1936'da imzalanıyor Montreux Anlaşması. 10 gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti var. 10 Temmuz 1936 tarihli manşet. Manşette diyor ki konferansta bedbin bir hava hakim. Bedbin karamsar demek. Yani Türkiye açısından bir karamsar hava var imzadan 10 gün önce. Ve o gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunus Nadi'nin imzasıyla yayınlanan bir başyazı var. Bu başyazıyı bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı söylenir bazı hatıratta. Bunun sonunda diyor ki, Türkiye'nin evinin hariminin kapısı olan boğazlardan isteyen istediğim gibi geçerim şeklindeki bir hakkı istihsal etmek isterse boğazlar konusunu kesin çözeriz diyor. Şöyle ki, son cümle bu. Deriz ki kapımız kapalıdır. Biz dilediğimize ve dilediğimiz gibi geçme hakkı tanırız. Buna muktediriz. Bakın 1936'da Türkiye'nin özgüvenine ve Montreux Sözleşmesi'nin imzalanması aşamasındaki duruma bakınız. Bugün bazı bürokratlar, asker, sivil, siyasetçiler Montreux olmazsa işte Sevr olur falan arkadaşlar. 1936'da anlaşma imzalanmadan 10 gün önce Türkiye'nin söylediği söz Lozan'daki Boğazlar Anlaşması'na bile alternatif olarak bakmıyor. Diyor ki eğer Montreux olmazsa bu konuda biz karar veririz. İşte Türkiye'nin özgüveni budur, kararlılığı budur. 1936'da budur. Bu özgüveni, bu kararlılığı bugün bizler taşıyoruz. Ama içlerinde gizli mandacılık anlayışıyla özgüvensiz aşağılık kompleksi içerisindeki bazı siyasetçilerin ve bürokratların Türkiye'nin, devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin kararlılığını yok sayarak sadece yazılı metinler üzerinden bizim istiklalimizi ve sınırlarımızın güvenliğini tartışmalarında üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Herkes kendine gelsin. Türkiye Cumhuriyeti Sevr Anlaşması'nı başka anlaşmalarla yok etmedi. İstiklal Harbi'nde verdiği canlarla, döktüğü kanlarla yırtıp attı. Anlaşmaları var eden milletimizin, devletimizin gücüdür. Onları ayakta tutan budur. Dolayısıyla bu anlaşmalarla ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Konuşanlar, bunu gündeme getirenler kendi içlerindeki o mandacı fikriyatı dile getirmektedirler. Onları buradan kınıyorum. Efendim, teşekkür ederim. Gündem başlıklarından birisi de HDP ile ilgili kapatma davası. Evet. Raportör ile ilgili 15 günlük bir süre vardı yanlış hatırlamıyorsam. O sürede yavaş yavaş ilerliyor. Siz gelen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konuda tabii şu anda bir şey söyleyebilmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi safhasında iddianame var. Onun üzerinden önce raportör çalışacak, daha sonra da mahkeme görüşmeler yapacak, işte savunmalar olacak falan bir süreçtir. Bununla ilgili bir şey söylemek için henüz bir somut veri elimizde yok. Yargı süreç. Bir de kürsüde de değinildi. Meclisin bir araştırma komisyonu da kuruldu. Evet. Kadın yönelik şiddete yönelik. Oradaki süreç ne efendim? Malum son günlerde bazı görüntüler de yansıyor. Evet. Herkesi rahatsız eden. Mecliste şüphesiz, bu tür çalışmalar yani, devam ediyor. Türkiye'de de bütün dünyada da bu konuda hakikaten hepimizi üzüntüye boğan bazı olaylara şahit oluyoruz. Onun için araştırma komisyonu kuruldu. Şimdi bu komisyonla ilgili önce tabii komisyona üye partilerin üye vermesi lazım. Sonra komisyonda bir yönetim oluşturulacak ve en kısa zamanda çalışmalarına başlayacaktır diye düşünüyorum. Gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulamayla ilgili önümüzde ne sorunlar varsa bunları tespit edeceğine ve giderilmesi için de biz de meclis başkanlığı olarak takipçisi olacağız sonuçlarını. Giderilmesine yönelik de bir rapor verecektir. Ben iyi bir gelişme çıkacağını düşünüyorum bu çalışmadan. Efendim son olarak şunu da sormak istiyoruz. İsrail meclisine bir mektup yollamışsınız geçtiğimiz günlerde. Evet. Filistinli tutsaklarının aşılanması yönünde. Bununla ilgili bir geri dönüş alabildiniz mi? Son durum nedir? Değerli arkadaşlar, o konuda biz tabii bir geri dönüş beklediğimiz bir mektup değildi bu. İsrail'de de tabii bir seçim süreci vardı. Fakat arka arkaya iki kez Filistinli kardeşlerimizden bu şekilde bir talep bana geldiği için ben de
bu ayrımcılığı, bir insani mesele olan bu durumu vicdanen ifade eden, bu konuya dikkat çeken bir mektup gönderdim. İnşallah bu konuyla ilgili beklenen, doğru olan, hukukun gereği olan adımlar atılır diye ümit ediyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.